Şimdi gerçekten ilginç bir süreç yaşanıyor. Biliyorsunuz bir referandum yaptık geçen sene. Yer gök evet dolduruldu. Kamu kaynaklarıyla dolduruldu. Paralar harcandı. Ve artık koalisyonlara ihtiyaç kalmayacak dendi. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Artık koalisyonlar dönemi bitecek dendi. Şimdi bakıyorsunuz iki kafadar kafa kafaya verdiler. Kara kara düşünüyorlar. Biri %50'nin çok altında. Öteki zaten barajın altında. Bu kadar hızlı dönerseniz barajın tabii çok altında olursunuz. Şimdi nasıl yapalım? Bir yol olarak tarif edeyim sizi. Yolda bir araba gidiyor. Artık aküsü bitmiş, rotu bozulmuş, kapı kapanmıyor, cam açılmıyor, silecek çalışmıyor. Arkada da bagajı var bir tane. O bagajı aldı sürücü, arabasını kenara bıraktı. Otostop yapıyor. İlk gelen arabaya bindi. Mesele bu. Yani siyaseten iltica etti. Bunun anlamı budur. Abes mi? Abes. Niye abes? Çıkarmaya çalıştıkları yasada ittifak yapanlar, o sıfata geleceğim Sayın Dündar. Hocam oraya gelince şunu da ben unutmadan size sormuş olayım. Yerli ve milli sözcükleri enflasyon mu? Yaratacak kadar tedavülde evet. Ama milli birikim olarak değerlendirdiğimiz Cumhuriyet'in tüm dikili ağaçları teker teker yok pahasına satıldıktan sonra sıra milli şeker fabrikalarının özelleştirilmesine geldi. Bunu da nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi getirmek istedikleri şu, oy pusulasını biliyorsunuz. Her partiye ayrılmış bölüm var. Burası daha geniş bir bölüm olarak tutulacak. Kendi amblemleri bir çatı altında yer alacak. İstediğin yere bas kardeş. Ortaya bas, üste bas, alta bas. O oraya yazılacak. Şimdi ittifak yapan baraj sorunu olan küçük parti %5, 6, 7 oy aldı diyelim. Barajın altında değil mi bugünkü sisteme göre? Ki biz kaldırılsın dediğimiz halde %10. O zaman bu ittifak sayesinde barajı geçmiş olacak. Bir diğer bir parti tek başına giriyor. %9,5, 9,8 oy alıyor. Onu yakalayamıyor. Ama o barajı geçemediği için meclise giremeyecek. Bir defa bu anayasaya da aykırı. Ama Anayasa Mahkememiz biliyorsunuz bütün yargı organlarımız gibi üzülerek söylüyorum. Talimatla çalışır halde olduğu için bu açık, fahiş hukuk hatalarını maalesef görmüyor. Ve bir karar üretmiyor başvursanız dahi. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi burada bu kendilerini bir de tarif ediyorlar. Yok şu ittifak, bu ittifak. Ama en gırgırı herhalde kendilerine milli ittifak demeleri. Sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler, bakın çok açıklıkla söylüyorum. Milli nedir? Yaşadığınız yeri, toprağını, insanlarını, dokusunu, oranın ekonomik çıkarlarını, değil mi? Bayrağını, taşını, toprağını sevmektir. Şimdi bu arkadaşlarımıza bakalım, bunun içinde ekonomi de var. Yani siz üretmeden, kendi kendinize yeterli bir ülke olmadan milli olamazsınız. Bağımlı olursunuz. Gelen vurur size, giden vurur size. Şimdi bu arkadaşlara bir bakalım yakın geçmişlerine. Kendilerine milli diyenlere ve sizin ben vicdanınıza bırakayım. Şu ana kadar her emperyalist talebe evet deyip boyun eğenler milli olabilir mi? Asla olamaz. Bunlardan büyük olanı ben BOP'un eş başkanıyım böyle bir görev verildi diye yıllarca dolaşmadı mı Türkiye'de? Dolaştı değil mi? Kayıtlarda var bunlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran ahaliye hangi kökten kökenden olursa olsun, hangi mezhepten meşrepten inançtan olursa olsun Türk milleti denir sözünü kenara koyup bu milleti 36 parçaya bölerek tasvir edenler
anlatanlar, inançlara göre bölenler milli olur mu olmaz mı? Sevgili Dündar söyledi, sadece şeker fabrikalarımız değil, Cumhuriyet'in tüm kazanımlarıyla beraber yerli üreten, ki Mustafa Kemal Atatürk'ün her üreten fabrika bir kaledir dediği, tüm varlıklarımız haraç mezat elden çıktı. Bunların bir kısmına mecliste çok şiddetli muhalefet ettik. Birçok arkadaşımız da hala yargılanıyor. Telekomundan tutun, Petkim'ine kadar, Tüpraş'ından tutun, Sümer Bank'ına kadar. Şimdi şeker fabrikalarına geldi sıra. Değerli arkadaşlarım, yine sizin vicdanınıza bırakıyorum. Allah aşkına tüm bu üreten milli varlıklarımızı haraç meraç satan insandan milli tanımı çıkar mı? Hayır. Yerli tanımı çıkar mı? Hayır. Peki bunları satıyorsun, bu işin eksperi olan bir şirkete mi satıyorsun? Evet. Şeker konusunda kendini uzmanlaştırmış bir holdinge mi, bir özel şirkete mi satıyorsun? Hayır. Yap satçı inşaat müteahhitlerine satıyorsun. Senin kapında havuz oluşturanlara satıyorsun. Öyle mi? Peki ne yapacak onlar? Teknolojiyi yenileyecek, pancar üreten köylünün pancar üretimini artırıp Türkiye'nin şeker üretimini mi artıracaklar? Yok. Bir emperyalist, bir sömürgen Cargill şirketinin nişasta bazlı şeker satışı için Türkiye üzerinde yerli doğal şeker üretimimizi bloke ederek hepimizin sağlığıyla oynayacaklar ve zehirleyecekler. Bursa milletvekili kardeşimiz aramızda sevgili Ceyhun. Daha önce Bursa'da Cargill'in yaptıkları ortada, verilen mücadeleler ortada. Bursalıların direnişi ortada. Şimdi 14 şeker fabrikamızı haraç meraç satacaklar. Bakın görün. Çoğu tasfiye edilecek. Oradan ekmek yiyen işçiler hiçbir sosyal destek görmeden kapıya bırakılacaklar. O arsalar talan edilecek. Çirkin TOKİ yapıları oralarda bitecek. Ve Türkiye dışarıdan nişasta bazlı şeker alarak bu ihtiyacını halkının sağlığına rağmen kullanacak. Bunlar milli olabilir mi? Yerli olabilir mi? Nasıl milli diyorlar kendilerine? Bir tanesi baraj uğruna her şeyi teslim olmuş. Bir de sözcülük görevi vermişler. İki de bir CHP'ye çatıyor. CHP kadar taş düşsün onun başına. Ne diyeyim ben? Sadece şeker mi? Sadece şeker mi? Hepinizin Anadolu'da bir kökü vardır. Türkiye buğdayını, nohutunu, mercimeğini, etini, hayvanını, samanını, pamuğunu artık maalesef dışarıdan ithal eden bir ülke durumuna düşmüştür. Bir de külliyede toplantı yapıp doldurma çiftçilerle göz boyuyorlar. Değerli kardeşlerim, bunlar yerli milli olabilir mi? Milli olan kendi ülkesinin tarımını destekleyerek kendi ülkesini kendi ürettiğiyle doyuranlar millidir. Dışarıdan bu ithalatı yapanlar değil. Değerli arkadaşlarım, bakın en önemlisine geliyorum. Milli diyenlere bakın. Bu topraklarda çok değil 90 yıl önce tarihin gördüğü en mukaddes, en onurlu, en haysiyetli, en şerefli ve en haklı savaşı verildi. Bir işgale karşı milli kurtuluş savaşı verildi. Onun için mukaddes bir savaştır. Kutsal bir savaştır. Bu savaşın karşısında keşke Yunan kazansaydı diyen, kafasına fes takan bir zibidiyi, Atatürk'e küfür eden bir zibidiyi hastanede ziyaret edenlerden milli olur mu? Yerli olur mu? Değerli arkadaşlarım, iş azıtıldı artık. İş azıtıldı. Türkiye'nin tüm temel değerlerine açıktan küfür edilir hale geldi. Onun için, değerli kardeşlerim, bakın,
Yine sevgili Murat söyledi. Daha çok bu millilik lafını açabiliriz. Talimat üzerine devleti ele geçirmek üzere kendini kodlamış ve programlamış, çalışmalarını ona göre yapmış. Bir cemaatin bütün adamlarına eğitimi, emniyeti, adliyeyi, orduyu teslim edip bu ülkenin, Mustafa Kemal'in silahlı kuvvetlerini dağıttıran, Balyoz gibi, Ergenekon gibi, Oda TV gibi değişik kumpas davalarıyla birçok masum yurtseveri eziyetle zindanlarda süründürenlerden, ondan sonra pardon yanlış oldu, kumpas yaptık diye ortalıkta utanmadan dolaşanlardan Allah aşkına milli olur mu, yerli olur mu? O zaman sizin yanık burada çıktı. Sizin yanık burada çıktı. Bunlardan milli olmaz. Bunlardan gayrimilli olur. Bunlardan yerli olmaz. Bunlardan emperyalist taşeron olur. Bu kadar açıktır.